dini literatürde münafıklık olumsuz bir kelimedir, bir sıfattır. Ancak söylemek istediğim münafıklığın, riyakarlığın başka bir türü. Münafıklığın farklı bir versiyonundan bahsediyorum. Samimi, ihlaslı, mütedeyyin insanları tenzih ederim. Müslüman geçinen dinbaz insanlar arasında demokrasi münafıklığı, özgürlük münafığı işine geldiği zaman demokrasiyi kullanır, onu savunur, işine gelmediği zaman onu atıverir. Kendi için ise hay hay baş göz üstüne, değilse at gitsin. Demokratsan gerçek demokrat. Herkese özgürlüklerden yana, insan haklarından yana saygı, sevgi içeren, dini, ırkı, mezhebi, cinsiyeti, yaşı, milliyeti ne olursa olsun insana saygı göstermek. Bizim söylememiz değil mi ki? Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Nerede kalalım? Neden bunu hayatımızda uygulamıyoruz? İnsan hata yapabilir, sizin gibi düşünmeyebilir, benim gibi yaşamayabilir ama beni yaratan onu da yarattığı için, ona da can verdiği için, ona da yaşama hakkı verdiği için, bizim gibi düşünmüyorsa, bizim gibi yaşamıyorsa, lügatımızdaki bütün kirli, olumsuz, menfi sıfatları, kelimeleri onlar için kullanamayız. Bir toplumun gelişebilmesi, kalkınabilmesi, huzurlu bir toplum haline gelebilmesi, geleceğe ümitle bakabilmesi için riyakarlıktan, kendini beğenmişlikten, üstün olduğunu sanmaktan, münafıklıktan kurtulması gerekir. O yüzdendir ki kutsal kitapta münafıklık ateistten, kafirden, inançsızdan daha tehlikeli görülmüştür. Ve maalesef biz bugün bunu yaşıyoruz. Toplumumuzdaki demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk, münafıkları çoğalmıştır. Sorunumuz buradadır. Samimi değiliz. Bunu ne zaman kazanırız? O zaman huzurlu oluruz. O zaman rahatlarız. Seven insanı, seven yaradılanı yaradandan ötürü. Saygı duyun ki saygı göresiniz. Kalın selametle.